Seyirciler, yeni bir 5'te 1K programına hoş geldiniz. Bugün yine size farklı açılardan önemli bir programla karşınıza geliyoruz. Son 6 aydır pandeminin yavaş yavaş sona ermesi hem ülkedeki kira oranlarını hem de gıda fiyatlarını inanılmaz bir şekilde arttırdı. Herkes bunun sebebini merak ediyor. Bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu hafta sürekli olarak etiketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçileceği açıklamaları yapılıyor. Türkiye genelinde denetimler de bu hafta başladı. Marketlerde etiketler ve kasa uyum araştırılıyor. Ticaret Bakanlığı yetkililerince yapılan bu araştırmalarda gelin meseleyi isterseniz bir bilene soralım. Aydın Ağoğlu Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı şu anda yayınımızda. Aydın Bey, raflardaki fiyat artışı sürekli olarak gündeme geliyor. Neden sizce böyle bir artış yaşanıyor? Siz neye bağlıyorsunuz bunu? Tüm tüketiciler aynı sorunun cevabını merak ediyor. Açıkçası bir takım kuşkular da var. Tabii ilk akla gelen ve ilk ileri sürülen geçerli neden arz talep dengesinin bozulması. İşte sel oldu, havalar soğuk gitti, şu oldu, bu oldu gibi bir takım gerekçelerle fiyatlar arttırılıyor. Şimdi serbest piyasa ekonomisi diyemezsiniz. Serbest piyasa ekonomisi kravat için, elbise için söyleyin. Dilediğini alır, dilemediğini almaz. Ama temel gıdası olan, halkın temel gıdası olan, örneğin yumurta fiyatları neredeyse ikiye katladı. Bir yıl geçmedi. Ülkenin genel enflasyonunu tetikliyor gıda fiyatları. Keza süt ürünleri. İnanılır gibi değil. Fotoğrafını çektim Cüneyt Bey. 13 lira, hadi düzelteyim 12,95. Bir şişe süt, günlük süt. Yakın zaman öncesine kadar biz bunu 7 liraya 8 liraya alıyorduk. Bakın bu paralar, yani gıdayla ilgili bu pahalılıktan ötürü tüketicinden cebinden çıkan bedeller üreticinin cebine gitse tüketici gam yemeyecek. Çünkü üretici para kazandıkça onun üretme şevki artacak, arz çoğalacak. Böylelikle hem üretici mutlu olacak hem fiyatlar düşecek, tüketici de mutlu olacak. Burada temel sebebin fiyat artışlarına yol açan ana unsurun biz bir takım aradaki unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili çözüm önerilerimiz de var. Çözümsüz değil. Nitekim 2018 Ağustos ayında biz bu filmi gördük. Ben orada feryat ettim. Hatta bir büyük zincir market beni dava etti, tazminata mahkum etmek için. Çok şükür davayı kaybettiler onlar. Ama şunu görüyorum. 2020 Mayıs ayında Rekabet Kurumu 29 firmayı incelemeye aldı. Rekabet Kurumu ciddi emareler, bir takım delil unsurları olmadan inceleme kararı almaz. 1,5 yıla yakın zamandır Rekabet Kurumu bunu inceliyor. Yani piyasada fiyat belirlerken rekabet kanununa aykırı olarak ortak eylem birliği yapanlar var mı? Varsa bunlar kimler? Çünkü bizim kanunlarımıza göre bunun yapılması suç. Ayrıca haksız fiyat değerlendirme kurulu oluşturuldu. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, talep etti, bunları bir takip edin, bir önlem alın diye. Bununla ilgili çalışmalar hala sürüyor ama neticeye varmış değil. Ben Rekabet Kurumu'nun önümüzdeki ayda açıklayabileceğini umduğum, Ekim ayında inşallah dinleyeceğiz, göreceğiz. O raporda umuyorum bir haksız fiil, bir ortak eylem sonucu çıkmaz. Çünkü tüketici bu kanaatte zaten, sonra tüketicinin zihninden bunu silmek hemen hemen imkansız olur. Çünkü tüketiciler sürekli gönderiyor. Yumurta, 30'lu yumurta, standart yumurtadan bahsediyorum. Yani dar gelirli insanların en temel hayvansal protein kaynağı o. Çocuklarını onlarla besliyorlar. Kendileri onu yiyorlar. Et alacak halleri yok. 30'lu yumurta 17 liradan, ortalaması 17 liraydı, 29,90'a çıktı. Çok ilginç. Birkaç market gezdim, çok şubeli. Hepsinde 29,90. Sonra tepkiler kondu. Sizler haber yaptınız, programlar yaptınız. Medya, kamuoyu tepkisi, kamu otoritesinin de bastırmasıyla o fiyatlar düştü. Nereye düştü biliyor musunuz? 22,90. Peki hepsi nasıl 22,90 oldu? İşte bunlar emareler. Bunun yanı sıra bize gelen bazı duyumlar var. Onlarla ilgili açıklamalarımız da somut delille ortaya konduktan sonra ifade edeceğiz. Ama şunu söylemek isterim. Burada marketler, hal esnafı, üretici,
aracı, hepsi bu ülkenin insanları. Ya şu korona döneminde hiç değilse bırakın şu fırsatçılığı. Hatta siz normalde %30 karla çalışıyorsanız bu dönemde düşürün %15'e. Koronavirüs ne satıcı, ne tüketici, ne aracı, ne üretici ayırt etmiyor. Hiç böyle bir filtresi yok. Dolayısıyla hangimizi ne zaman yakalayacağı belli olmayan bu musibet ortadayken bu tür vicdana, hukuka, akla, mantığa sığmayacak küçük çıkarcılıklar, küçük diyorum çünkü dünyevi kazançlar elde ediyorlar. Peşinde olanlara ben diyorum ki dikkatli olun. Bakın stokçuluk, vurgunculuk bu ülkede yasak. Bizim kanunlarımız da yasak. Nitekim Sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm. O da ben bu işin peşindeyim dedi. Bu suçtur. Biz de ekiplerimizde, arkadaşlarımızla bu işi takip ederiz dedi. Ticaret Bakanlığı zaten asli görevi. Bakın 2018 Ağustos'unda yediğimiz gıdalardan içtiğimiz sulara kadar temel ihtiyaçlarına tüketicilerin artışlar yapıldı. Öyle artışlar yapıldı ki ben çıktım feryat ettim. Dedim ki Amerika'daki derelerden mi dolduruyorsunuz bu suları? Alın bu zamları geri. Bir de enflasyonla topyekun mücadele diye %10 indirim yapıyorlarmış. Önce zamları alacaksınız, sonra %10 indirim yapacaksınız diye seslendim. O dönemde bu seslenişimiz, yakarışımız bir sonuç getirdi. O sonuç şuydu. Tüketici Kanunu'nun haksız ticari uygulamalarla ilgili bölümüne şu madde eklendi. Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuşçasına tüketiciye sunulan ürün ya da hizmet fiyatlarında artış yapılması haksız ticari uygulama kapsamına alındı. Yani dün biz 20 liraya aldığımız yumurtayı bugün 25 lira yaptıysa bunu tüketici ihbar eder veya Ticaret Bakanlığı müfettişleri kendileri resen bunu tespit ederlerse sorarlar. Senin girdi maliyetinde bir artış varsa bunu göster bize. Bunu belgeleyemezse cezayla karşı karşıya kalır. Aydın Bey, şu anki fiyat artışının gerçek sebebi ne? Biraz anlatabilir misiniz? Özellikle böyle tek tek baktığınızda ne görüyorsunuz mesela? Arz talep dengesi değişti. Aynı şeyi ev kiralarında da görüyoruz. Üniversiteliler yüzde eğitim için ev aramaya başladılar. Tabii başka unsurlar da var, sığınmacı falan. Bir bakıyorsun ev kiraları ikiye katlandı. Aynı durum burada da yapılıyor. Bir başka kuşku ise bazı büyük satıcıların piyasada fiyat oluşturması, yani tüketici aleyhine. Örnekleyecek olursak üreticiden 1 liraya aldığı domatesi bu büyük dağıtım gücüne sahip unsurlar 5 lira 6 lira etiket koyarsa haldeki tüccar da onu 2 liraya satmaz, 1,5 liraya satmaz. Yani birbirlerine domino etkisi yapıyorlar. Halde komisyoncu bakıyor piyasada kaça satılıyor domates, ona göre fiyat istiyor. Alıcı da gidiyor bakıyor işte birçok yerde 6 liradan satılıyor. Ben bu domatesi niye 4 liradan alıp 5 liradan satmayayım diye düşünebilir pazarcı esnafı manavımız. Bunlar çok yakında aydınlanacak. Ben sizden diliyorum Cüneyt Bey, bunun peşini bırakmayalım ve özellikle Rekabet Kurumu'nu izleyelim. Rekabet Kurumu açık şeffaf savunma alacak firmalardan. Yani incelediği firmalardan. Özellikle gıda ürünü satanların savunmalarını hep beraber dinleyelim. Rekabet Kurumu'nun içinde bir tüketici temsilcisi olmadığını da buradan hatırlatayım. Bir tüketici temsilcisinde bulunmasında yarar vardır. Çünkü her şey neticede tüketici için yapılıyor. Üretici niye üretiyor? Niye üretiyor salatalığı, domatesi, patlıcanı, kabağı, meyveyi? Tüketiciye sunmak için. O halde tüketicinin de temsil edilme hakkı evrensel 8 temel hakkından biridir bu. Mutlaka yerine getirilmeli, Rekabet Kurumu içinde yer almalıdır. Ayrıca çözüm olarak da dijital takip sistemi kurulmalıdır. Yani üreticiden çıktığında kayda girecek, Ticaret Bakanlığı, Tarım Bakanlığı anında görecek bunu. Böylelikle ülkenin hangi ürünlere ne kadar ihtiyacı var, bu da tespit edileceği için bir sonraki yıla da planlama açısından yön verme imkanı bulunacaktır. Dijital takip aracıya gitti, aracı girecek onun sisteme. Bunlar zorunda olacak. Yani nasıl bir esnaf yazar kasasına sattığı malı giriyor, anında bunu gelir dersi başkanlığı görebiliyor, kredi kartıyla satış yaptığında banka görebiliyor. Böyle bir dijital takip sistemi kurulmalı, üretici desteklenmeli, dijital takip sistemi denetim için. Bir de üretim unsuru var. Onun da zirai ilacı,
gübresi, tohumu fiyatları artmayacak, fahiş artmayacak şekilde dengede tutacak önlemler alabilir kamu otoritesi. Kamu otoritesinin bunu yapma yetkisi, hatta görevi vardır. Anayasanın 172. maddesi diyor ki devlet tüketicileri koruyacak tedbirleri alır. Aydın Bey, çok çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.